Öncelikle herkese tekrardan yeni bir yayınla, yeni bir başlangıçla, taze bir bakışla tekrardan merhaba demek istiyorum. Ee, tabii sizlerden o kadar çok yorum geldi ki istediler ki birçok isimle yayın yapmamı. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Alper Tan'la, Tamer Korkmaz'la, Talat Atilla'yla, Cemil Barlas'la, Celal Kazdağlı'yla ve daha niceleriyle yayınlar gerçekleştireceğim. Ee, Ali İhsan Yayınlar gerçekleştireceğim YouTube üzerinden. Hemen hemen hepsine mesajlarınız gitti ve hepsinden de peyderpey geri dönüşüm aldıkça yayınları alacağım. Şu ana kadar iki isimle yayın gerçekleştirdim. Birisi Bedri Baykam, önemli bir ressamdır, önemli bir oyuncudur, önemli bir yazardır ki şu anda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı yazıyor biliyorsunuz. Bedri Baykam ve ayrıca doçent doktor Ozan Örmeci ile de önemli bir yayın gerçekleştirdim. Ozan Örmeci ile Kıbrıs'ı konuştuk ki önümüzdeki günlerde tekrardan bir yayın gerçekleştirmek istiyorum. Amerika seçimlerini Ozan Örmeci'nin bakış açısıyla sizlere aktarma niyetindeyim. Bedri Baykam'la da ilginç değerlendirmelerde bulunduk. Mesela benim için sürpriz olan olaylardan birisi Bedri Baykam'ı Fethullah Gülen'in bir şekilde ilişmek istediği, Bedri Baykam'a Fethullah Gülen'in Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üzerinden bir şekilde olta attı. Geçmişte birçok isme böyle olta atmıştı. Cumhuriyet Gazetesi'ne girdi, Sözcü'ye girdi, ve Belki de birçok sol sosyal demokrat hatta belki de sosyalist derneğe, e, sendikaya, e, gazeteye ya da iş adamına bile bu yol ve yöntemle sırayet etmiş bir örgüttü FETÖ. Tabii ben herkese açıkta davet yaptım. Sadece sizlerden gelen davet önerileri değil bazılar da benimle yayın yapmak için ister istemez geçmişte olduğu gibi sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaşarak yayın yapma taleplerini iletiyorlar. Öncelikle onlara şunu söylemek istiyorum. Yayın yapmak ciddi bir iştir, kolay bir iş değildir. Biraz yürek yemiş olmak lazımdır ama yüreği sadece yayına çıkana kadar yemiş olmak yetmez. Yayından sonra da eğer yaptığınız konuşmaların bir faturası olacaksa o faturayı önce kendinizde aramanız lazım hemen sunucuya moderatöre e, suçu atarak yani onun size bir tuzak kurduğuna dönük bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşarak yürürseniz haksızlık yapmış olursunuz. Bu ve buna benzer örnekleri geçmişte yaşadım ben ve benim yayınlarım sebebiyle hocasından rektörüne kadar birçok ismin başına çeşitli şeyler geldi. Görevlerinden istifa etmek zorunda kalanlar oldu, ayrılanlar oldu. Ama hemen 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 birçoğunda benzer suçlamalarla da karşılaştığımı da söylemek istiyorum. O yüzden de benimle yayın yapacak Özellikle yayın dünyasını, medya dünyasını, görsel yazı ya da yazılı medya dünyasını bilmeyenler ya da beni tanımayanlar böyle kendilerine hemen yürek yemiş gibi Hodri Meydan bizimle de yayın yapar mısın diye mesaj atmasınlar lütfen. Onlardan rica ediyorum. Çünkü onların başına benim yayınlarımdan sonra herhangi bir şey geldiğinde onlar kadar onların etrafı kadar, çevreleri kadar, akrabaları kadar ben de ister istemez üzülüyorum. Tabii artık bazı şeyleri de anlatma zamanı geldi diye düşünüyorum. Türkiye çok kritik de bir süreçten geçiyor. İç siyaset anlamında kritik süreçten geçiyor. CHP'yi görüyorsunuz içi karışık ve ciddi anlamda CHP'de Atatürkçüler kalmamıştı. Bir kısım İsmet Paşa ekibi var ama onlar da yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları tarafından tasfiye ediliyorlar edilmek üzereler diye düşünüyorum. Büyük Birlik Partisi kongre yaptı ama kongreyi yapmış olmasına rağmen Kongreden sonra tartışmalar halen devam ediyor ve önümüzdeki günlerde daha ciddi tartışmaları beraberinde getirebilir. Büyük Birlik Partisi'nin içerisinde yaşananlar ya da bu kongrede, bu kurultayda genel başkanlığa bir dönem daha desticinin seçilmesini engelleyemeyenler yeni manevralarla karşımıza çıkabilirler. Bunda Muhsin Yazcıoğlu'nun ee, akrabaları e, bile olabilir, kardeşi bile olabilir, oğlu bile olabilir. Ee, İyi partide yaşananları artık anlatmaya gerek yok. İyi partinin İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklananlar daha doğrusu belki günlerdir, aylardır, yıllardır bizim İyi Parti ile ilgili, Meral Akşener ilgili söylediklerimizi artık parti içerisindeki isimlerin kamuoyunda hem de canlı yayınlarda açıklıyor olmaları açıkçası çok şey değil, yeni şeyler değil ama en azından yine kamuoyunda bilinmesi bakımından önemli. En azından oradaki moderatörler bile öğreniyorlar İyi Parti'de neler olduğunu diye düşünüyorum. Ayrıca tabii AK Parti, ben AK Parti'de de işlerin çok iyi gittiğine dönük bir kanaate sahip değilim. Önce onu belirtmekte fayda görüyorum. Çünkü hep bunu dile getirdim bugüne kadar, birçok yayında da dile getirdim. AK Parti'de de her şey Erdoğan'dan bekleniyor. Erdoğan planlasın, Erdoğan söylesin, Erdoğan yapsın. O yapar, o söyler, o bilir tarzındaki değerlendirmelerin yanlış olduğu kanaatindeyim. Tüm yükün Erdoğan'ın omuzlarına bırakılmış olması Erdoğan'ı bence birazcık yalnızlaştırdığı gibi birazcık da önümüzdeki olacak olan seçimlerde hezimete de götürebilir diye düşünüyorum. Erdoğan arkasındaki isimlere özellikle genel merkez yöneticilerine bakanlara il ilçe başkanlarına belediye başkanlarına önemli görevler düşüyor. Cumhurbaşkanı Geçtiğimiz günlerde ne dedi? E, medyada istediğimiz noktaya gelemedik. Yıl 2002, bugün 2020. 18 yılda medyada, yazılı ya da görsel medyada sizin görüşlerinizi dile getirebilecek gazeteci, gazeteciler, televizyonlar, televizyoncular, gazeteler, televizyonlar oluşturamadıysanız, gazeteciler, televizyoncular üretemediyseniz e, bu sadece Erdoğan'ın suçu olamaz bence AK Parti'deki. Yöneticilerin de bunda büyük payı vardır diye düşünenlerden birisiyim ve bundan sonra da çok açıkçası gazete gazetecilik, televizyon televizyonculuk işlerinde AK Parti'nin başarılı olma olasılığını zayıf görenlerden birisiyim. Bir başka konu ekonomi. Şimdi bu ekonomi başlığını aslında zaman zaman açmakta fayda görüyorum. Çünkü sokağa indiğinizde, çarşı pazar dolaştığınızda esnaftan alışveriş yapmak için dükkanına girdiğinizde, insanlarla sohbet ettiğinizde ekonomideki kırılganlık insanları ciddi anlamda korkuya, tedirginliğe sevk etmiş durumda. Hemen hemen herkesin gözü döviz bürolarının önünden geçerken dolardaki, eurodaki yükselmeye ya da alçalmaya ama alçalmayı hiç göremedikleri için ağırlıklı olarak yükselme onları tedirgin etmekte. Parası olan bile parasını kullanmakta imtina etmekte. Parası olmayan ise maalesef Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemek isteyip de tam belki anlatmadığı askıda ekmeğe mahkum olmakla karşı karşıya kalmakta. Bu da Cumhur İttifakı'nı ilerleyen süreçte ciddi anlamda olumsuz etkileyeceği noktasında bence Maliye Bakanı'ndan AK Parti'deki yöneticilere Cumhur İttifakı'nın içinde tutanlardan ekonomiyle ilgilenen herkesin kafa yorması gereken önemli bir unsur. Yani geçmişte Ecevit'e yazar kasa atıldı ya da birileri Ecevit'e yazar kasa attırdı. Erdoğan'a da birilerinin yazar kasa atması beklenmesin. Beklenmeden gereği yapılsın. Ekonomideki kırılganlıklar, tedirginlik bir an önce giderilsin. Bu benim yaptığım ilk ve son uyarı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden de yeni bir yazar kasacı Ahmet ortaya çıkartmasınlar dedikten sonra fazla da uzatmayayım bence. Bugünlük bu kadar. Yine çok kısa bir süre sonra tekrardan yeni bir yayınla Karşınızda olacağım.